Merhaba arkadaşlar. 1700 TL'ye kadar bir arkadaşımız bizden kombin seçenekler istedi. Ne tarz şeyler verebilirim diye baktım. 1700 TL'ye yani müthiş olmayan, hani orta düzey denebilecek ürünler çıkartmaya çalıştım. Gregson 6.1'ini çıkarttım. Gregson 6.1'ini daha önceden tanıtmıştım zaten. Ön tarafında hani güzel bir bakış açısı olan, işte burun tarafında özel hava kanalları olan, ondan sonra alt tarafında mikrometrik bağlantısı olan ve hani kademeli inen bir camı olan, üst havalandırma kanalları olan, arka hava çıkış kanalları olan ortalama düzey, orta düzeyde bir kask. Biliyorsunuz hani Nolan'ın bir alt versiyonu bunlar diyelim. Nolan'ın ürettiği, Made in Italy diye altında yazıyor zaten. 1390 gramlık bir kask. Kafama giyerek göstermiştim zaten. Bu kask olabilir, polikarbon. Hani bir üst model olarak ne alayım dersen, hani biraz daha dayanıklı, benim bütçem biraz daha yüksek dersen, Nexin SX100'ünü alabilirsin, Bell Qualifier alabilirsin. Tabii Nolan N87 daha gidiyor, işte Shoei NXR, Shoei GT Air gibi kaskları alabilirsin. Bütçene göre bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Grex 6.1'i alabilirsin. Arkasından şöyle bir mont göstereyim. Bu Proel'in Kolombiya'sı. Proel Kolombiya 3 mevsim rahatlıkla girebilecek. İçinde bir tane astarı olan. Astarı çıkarttığında da yazın rahatlıkla kullanabileceğim bir mont. Böyle omuz korumaları var. Dirsek korumaları var. Dirseklerinde şöyle körük mekanizmaları var. Arka tarafında şu kolunun altına gelecek yerlerde tekrar körük mekanizması yapmışlar. Arka tarafında yumuşak bir korumaya ve burasında bir hörgüçe sahip. Şu hörgüçü görebiliyor musunuz? Şöyle umarım görüyorsunuzdur. Tabii ki ön tarafında, yan taraflarında cep ve şu bel sıkıştırma cırtçırtı var. Boynunu kilitlemek için bir tane cırtçıta sahip. İç tarafını çıkarttığınız zaman yazın da rahat kullanabilirsiniz. Proel Kolombiya alabilirsin. Beraberinde sunabileceğim bunun hani mesela bir tane eldiven olarak bunun Skoyko MC60 eldiveni sunabilirim. Skoyko MC60 eldivenden verim alabilirsin. Uzun sürede kullanabilirsin. Çünkü hani hem sert korumaları olsun, parmakların bu bilek yerlerine gelecek. Hem işte şu yuvarlak kısımlarında hani yumruk kısımlarındaki özel korumaları olsun, eklem yeri korumaları olsun ve hani şu kısımlarında da körük mekanizmaları olsun, gerçekten iyi. İç tarafı süet olarak yapılmış. Şöyle bunu aslında şöyle elime giyerek bir göstereyim. Nasıl durduğunu da görün. Şöyle bakın, bu elime olacak mı? Evet. Hani gerçekten iyi bir eldiven, hoş bir eldiven. Bu hani bütün kış seni idare edebilecektir. Hafif ufak tefek delikleri var ama kışın da belirli derecelere kadar seni idare edecektir ve hani ellerin üşümemesini sağlayacaktır. Ha, bu arada eliniz eğer üşüyorsa eldiven içliği alabilirsiniz arkadaşlar. Eldiven içlikleri hani çok fazla kalın değildir ve içine giydiğiniz zaman sizi neredeyse 0 dereceye kadar koruyacak şekilde yapılmıştır. Onların belirli dereceleri vardı zaten. Bilek yerinde hem çift bilek yeri koruması olması, kazalarda mukavemeti ve tabii ilk çarptığımız yer bileğimiz, kolumuz gibi yerler olduğu için oraları daha çok korumamız gerektiriyor. Bu da gerçekten o yüzden koruyucu bir yapıya sahip. Bileğinde tabii ki şöyle bir cırtçırtı var. Bu cırtçırt kapandığı zaman bileğinize tam oturacak gibi yapılmış. Ekstradan farklı bir tane daha sunabilirim. Bu Proel Kolombiya'ydı. Proel Kolombiya yerine başka bir şey olur mu dersen, bu Venom'un neydi bakayım? Venom'un Dynamic modeli. Venom Dynamic'te yine 3 mevsim giyilebilir bir mont. Ön tarafında hani hava kanalları var. Bunlar geçirgendir. Hani çok kışın bunlar sürülmeyecektir. Yani bununla sürmek zor olacaktır. Çünkü üşütecektir. İçine termal giysen bile bu hava alır bir mont şeklinde yapılmış. Boynu çıt çıtla kapatılıyor. Bel ayarlaması için şöyle cırt cırt yapmışlar. Bileklerinde hem çıt çıt hem fermuar var.
Tabii ki hani dirsek korumaları ve omuz korumaları CE onaylı olarak yapılmış. Arka tarafında bir tane sırtlığı var ve yine bunun da körük mekanizmaları var. Bu da alınabilir. Daha üst bir mont almak istiyorsan bu Rika Airstream'i alabilirsin. Rika Airstream'i de daha önceden tanıtmıştım. Birçok tanıtımda bununla alakalı bilgi bulabilirsin. Bu da gerçekten dört dörtlük bir mont. Çünkü dört mevsim seni idare edebilecek bir mont. Hem yazın hem kışın rahatlıkla sürüş yapabilirsin. Hem körük mekanizmaları olsun, kol ayarlamaları olsun. Hani ötekilerden artısı ne diye soracak olursan dış kumaşı olsun. 600D dış kumaşa sahip diye biliyorum. Şurada iki katman astarı var. Ön havalandırma kanalları var. Arka havalandırma, hava çıkış kanalları var. Reflektif şeritleri var. Diğerlerinin de var tabii ki. Bu onlardan birazcık daha uzun bir mont. Bu da olabilir. Bunu da alabilirsin. Bir de bunu daha önceden tanıtmıştım. Bu Tech90'ın City modeli. Tech90 Türk firması. Gerçekten iyi kotlar ve hem günlük kullanımda hem de motosiklet pantolon olarak kullanabileceğiniz ürünler üretiyor. Bunun içi Kevlar korumaları, o yüzden bunu öneriyorum. Sen de galiba yeni başlayan olarak diye bir not eklemiştin oraya. Bunu öneriyorum. Çünkü içinde Kevlar var. Asfalta düştüğün zaman, sürtündüğün zaman işte vücudunda oluşacak yanıkları engelleyecektir. İnşallah düşmezsin tabii ki. Özel bir kot. Özellikle de hani hem kalça koruması var hem diz korumaları var. O yüzden de hani alırken hepsini, bu tarz şeyleri de almaya çalış. Belki 1700 lirayı biraz geçebilir ama güvenlik daha önemli. Yanında Rockwell'in Look VP'sini öneriyorum. Tabanı gerçekten iyi. Üst korumaları, yani şu burun koruması, işte bilek korumasının olması şurasında, topuk koruması olması, ondan sonra içinde hani terlediği zaman çabuk kuruyabilme özelliğinin olması, kışın da rahatlıkla giyilebiliyor olması önemli. Bunların hepsinin linklerini ben açıklama kısmında paylaşacağım. Şu anda da zaten hani %40 peşinde %40 indirim var. O %40 indirimle de zaten hani fiyatlarını göreceksiniz, benim paylaştığım fiyatları göreceksiniz. Tek çekimde %35, taksitte de %30'a kadar indirim var. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi sürüşler.